Psikopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte Asus'un All-in-One'ı ET2702'yi inceleyeceğiz. Evet, 27 inçlik dev ekranıyla Wide HD çözünürlüğüyle gerçekten büyük, masayı kaplayan bir All-in-One bilgisayar. All-in-One bilgisayarları zaten kutu açma videosunda da özetlemiştik. Bilgisayarla ilgili arayabileceğiniz bütün bileşenler sevgili izleyiciler bu monitörün arkasında. Evet, kasa yok. Şimdi Recep, bunun esas dikkat çeken özelliği tabii ki derli toplu tasarımı. Doğru. All-in-One'ların temel amacı nedir? Masaüstü bilgisayarların ortada bıraktığı kablo dağınıklığını ortadan kaldırmak. Evet, burada ek bir klavye ve fare kullanıyorsunuz ama isterseniz dokunmatik olarak da kullanmak mümkün. O zaman gel önce tasarıma yakından bakalım, ardından kullanım senaryolarına geçelim. Hemen Ali. ET2702 ile gelen klavye ve fare setine bakıyoruz. Bu kablosuz bir klavye fare kiti ve sadece tek bir USB portu üzerinden bağlandığı zaman hem klavyeyi hem fareyi kullanabiliyoruz. En büyük avantajı hem klavyenin hem farenin son derece ince, hafif ve de zarif olması. Bu da masa üstündeki dağınıklıktan, kablo karmaşasından hoşlanmayan kullanıcılar için gayet hoş. Ayrıca her biri Asus tasarımını taşıdığı için klavye, algılayıcı ve fare uyumlu bir kit. Siyah ve gümüş renklerde gayet şık duruyor. Yuvarlak yumuşak bir yapısı var. Hem farenin hem de klavyenin tuşlarının basımları oldukça sessiz. Şu kısımda batarya yuvasının yer aldığını görüyoruz. 3A pil kullanıyor. 2 adet 3A pili klavyemiz, 2 adet 3A pili faremiz için kullanıyoruz. Genellikle bu içerisindeki bataryaları aylarca değiştirmek gerekmiyor. Hatta o pilde olduğunu bile uzun vadeli kullanımda unutuyorsunuz. ET2702'nin adaptörüne bakıyoruz. Evet, kendisi harici bir güç kaynağına yani bir adaptöre sahip. Bu kasanın içerisine masaüstü bileşenleri sığdırmak için özellikle güç kaynağın dışarıya alınması. Evet, 19.5 voltluk bir adaptör, 9.23 amper. Bu bilgisayara genellikle bağlamak zorunda olacağımız tek kablo oluyor sevgili izleyiciler. Bir güç bağlantısında zaten stand ayağın alt kısmındaki yuvadan geçirebiliyorsunuz. ET2702'nin ayak tasarımını beğendiğimizi belirtelim. Evet, bu stand ayağının üzerinde bütün All-in-One duruyor ve bu ayak metalden yapılmış sevgili izleyiciler. Son derece sağlam bir ayak. Şu şekilde zaten yok kadınız ama siz de anlayabiliyorsunuz. Türk usulü kontrol diyoruz buna. Gümüş ve siyah renkler de birbiriyle zıtlık oluşturuyor. Asus zaten hem All-in-One'larında hem de monitörlerinde farklı bu stand ayağı tasarımları kullanarak ürünlerini daha ilginç ve daha zarif hale getiriyor. Evet Ali, ayak metal olmasına rağmen burada yine kablo yönetim portunun unutulmamış olması da çok hoş. ET2702'nin arkasına bakıyoruz. Evet, böyle bombeli bir tasarım var sevgili izleyiciler. Şu kısımda plastik kısımlar özellikle dikkat çekiyor. Bunlara yakından bakacağız. Alt kısımda stand ayağı ve stand ayağının monte edildiği yuva var. Burada portlarımız var. Yine burada soğutma için havalandırma ızgaralarını görüyoruz. Ürünün gayet ince olduğunu da belirtmemizde fayda var. Evet, bütün bileşenlerin monitörün arkasında yer aldığını düşünürsek gerçekten çok ince bir tasarıma sahip. Masanın üzerinde zarif duruyor, yer kaplamıyor. Yan profilden özellikle ortalığın ferah, açık gözükmesini sağlıyor. Bunlar önemli şeyler. Çünkü günlük hayatta bir masanın üzerinde karmaşa olmaması, masanın altında üzerinde ekstra bileşen olmaması pek çok kullanıcı için önemli. Evet, ürünün en kalın noktasının 7 cm olduğunu da belirtelim. Şimdi bu ürünü öne ve arkaya eğmek mümkün. Bu şekilde geriye doğru kaldırdığımız zaman aşağıdan yukarıya baktığınız durumlarda daha ergonomik bir oturuş. Bu şekilde öne eğdiğinizde de sandalyeniz eğer çok alçak konumdaysa aşağıdan yukarıya baktığınız durumlarda daha rahat bir görünüş elde edebiliyorsunuz. Stand ayağının yapısı sebebiyle sağa veya sola veya pivot moduna döndürmek mümkün değil. Ancak stand ayağını değiştirirseniz farklı açılarda kullanabilirsiniz. Tabii ki stand ayağını değiştirmek için ürünün ayrı satılan VESA montaj kitini satın almanız gerekiyor. Evet, normal şartlarda ben bu standı kullanmaktan son derece memnun olduğumuzu belirteyim. Bu stand sağlam bir şekilde tutuyor. Sağa sola çevirmek için kendi oturma konumunuza göre konumlandırmanız gerekiyor. IPS panel bu noktada bayağı bir iş görecek. 27 inç IPS panelimize bakıyoruz. Evet, pırıl pırıl karşımızda parlıyor. Gerçekten harika bir wallpaper var şu an. Normal metro arayüzünde de görebiliriz, masaüstü arayüzünde de görebiliriz. Harika bir ekranı var. Üzerinde bir webcam'i var. Bunun haricinde mikrofonu yer alıyor. Asus logosunu görüyoruz. Dokunmatik kontroller, açma kapatma tuşumuz hepsi All-in-One'ımız karşımızda. OSD kontrol tuşları buradan dokunmatik değil, aşağıdan dokunmatik sevgili izleyiciler. Parmağımızı buraya dokundurduğumuz zaman her birini kumanda edebiliyoruz. Açma kapatma tuşumuz da burada aydınlatmalı. Tasarım olarak çok güzel bir iş çıkarmışlar. Buradaki detay görünüm dışarıdan baktığınız zaman harika görünüyor. Kablosuz klavye ve fareyi All-in-One'ın önüne koyduktan sonra şu an ahşap masanın üzerinde son derece sade, güzel, temiz bir çalışma alanı oluşuyor. Zaten All-in-One bilgisayarları sevenler bu yüzden seviyor.
Ürünün sağ kısmında Blu-ray combo sürücüyü almakta. Şimdi Blu-ray combo sürücü nedir Recep? Ne yapar ne yapamaz? Öyle DVD'lere yazabiliyor, DVD'lerden okuyabiliyor. Blu-ray'lere yazamıyor ama Blu-ray diskler'den okuyabiliyor. Peki eski CD'ler ne olacak? Onları da okuyabiliyor mu? Tabii ki eski CD'leri de kolayca takıp okutabiliriz. Şimdi bazı kullanıcılar merak edecek, hala CD kullanan kaldı mı diye. Hayır, aslında kalmadı. Ancak hala kurumlarda, bazı kurumlarda eski dosyalar CD'lerde tutulabiliyor. Evet. Optik bir diskin olması bunları okutabilmeniz anlamına geliyor. Bir ev eğlence sistemi olarak kullandığınız zaman ise Blu-ray player'la Blu-ray filmleri izleyebilirsiniz. ET2702'nin giriş çıkışlarına bakıyoruz. Evet, en solda adaptör bağlantımız yer alıyor. Evet, DC in olarak gözükmekte. Devamında 1 gigabitlik Ethernet portumuz mevcut ve burada da 2 adet Thunderbolt girişi var. Evet, bu ET2702'nin bazı modellerinde Thunderbolt girişi yoktu. Ancak Thunderbolt girişi o modelde var ve bir tane de değil, 2 tane var. Evet Ali, Thunderbolt 1 teknolojisini kullanıyor. 10 gigabit aktarım hızı sunuyor. Bu USB 3.0'ın 2 katı oluyor. Çok hızlı bir şekilde dış harici disklere veri aktarabiliyorsunuz. Gayet uyumlu bir şekilde çalışmada verilerinizi içeride depolayabiliyorsunuz. Evet, çift HDMI girişi dikkatimizi çekiyor. HDMI girişlerinin çift olmasının sebebi ne? Birincisi, bir de ikincisi, yukarıdaki ikonlara baktığımız zaman okun yönü farklı bunlardan Recep. Evet Ali, çünkü HDMI'ların bir tanesi giriş, diğeri çıkış. Buradaki HDMI portu giriş, bu sayede ET2702'yi bir monitör gibi kullanmamız mümkün oluyor. Mesela konsolu bağlayabilir miyiz? Tabii ki konsolunu bağlayabilirsin. İstersen uydu alıcını bile bağlayabilirsin eğer HDMI çıkışı varsa Ali. Onu soracağım Recep. Şimdi uydu alıcıdan normalde HDMI'den ben görüntüyü televizyona bağlıyorum. Evet. Bunu da aynı şekilde bağlayıp kullanabilirim. Tabii ki. Orada hiçbir sıkıntı yok. Peki eskiden TV Tuner konuyordu. Bunda TV Tuner falan var mı? Ali, bu modelde TV Tuner yok fakat TV Tuner ile satılan modellerde mevcut. Anladım. TV Tuner'a zaten bir uydu alıcı kullanıyorsanız ya da harici bir kutu kullanıyorsanız HDMI sayesinde ihtiyacınız kalmıyor. Direkt görüntüyü veriyorsunuz. Recep, bu güzel. Peki onun yanındaki ne işe yarıyor? HDMI çıkışı öyle. HDMI çıkışı sayesinde daha büyük ekrana, örneğin 42 inç bir TV'ye de görüntü aktarmak mümkün. Yani çift monitör konfigürasyon yapabilir misin mesela? Tabii ki çift monitör konfigürasyon rahatlıkla yapılabilir. Peki şunu da soracağım. Sadece konsolu ve televizyonu bağlamayı geçtim. Ben buna dizüstü mü bağlayıp dock olarak kullanabilir miyim? Tabii ki kullanabilirsin Ali. O zaman o senaryoya da yakından bakarız. Bunun yanında sıradan geçtiğimiz portlar, USB portları sevgili izleyiciler. Zaten bir tanesinde Asus'un şu an klavye ve fare dongle'ının, yani adaptörünün takılı olduğunu görüyorsunuz. Evet, bu portların USB 2.0 olduğunu belirtelim. Arka kısımda bir de kapak yer alıyor. Evet, bu kapağın altında da ek USB portlarını bulabilirsiniz. Şimdi bu kapağın kapalı olmasının sebebi normal şartlarda ürünün daha derli toplu bir görünüme sahip olması. Bu portları kullanacağınız zaman açıp erişiyorsunuz. Ama burada hangi portlar var? Ali, öncelikle ses portlarıyla başlayalım. Burada bir mikrofon girişi var. Üstünde kulaklık çıkışını görüyoruz. Onun üstünde de optik çıkışı görmek mümkün. Detaylara dikkat edilmiş. Bu kısımda da bir koruyucu jelatin vardı. Şimdi soyduk. Altından pırıl pırıl yüzey çıktı. Evet Ali. Burada 4 adet USB 3.0 portumuzu görüyoruz. Bu 4 USB 3.0 portundan en alttaki ekstra bir bağlantı için kullanılıyor. Evet, en alttaki port sayesinde cihazın içerisindeki web kamerasını ve dokunmatik özelliğini bağladığımız laptopa aktarabiliyoruz. Yani normal all-in-one'ı bir docking station gibi kullanmak için HDMI ve USB bağlantılarını bir arada kullanma imkanımız mevcut. Evet, en üstteki port ise daha hızlı şarj etmek için tasarlanmış. AI charger'ı devreye soktuğumuzda bu porta taktığımız cihazlar daha hızlı şarj oluyor. Bu da masanın üzerinde ekstra kablo, ekstra şarj cihazı olmasını engelliyor. Daha doğrusu şarj cihazı ve şarj cihazının bağlı olduğu priz yerine direkt all-in-one'ın kendisine bağlı bir kabloyla telefonumuzu, tabletimizle şarj edebiliyoruz. Evet, en üst kısımda da kart okuyucumuzu görüyoruz. MMC, SD ve SDAC, yani yeni nesil SD kartları da desteklediğini belirtiyor. Evet, şimdi metro arayüzünden bir masa üstüne geçelim ve bizi bir doğa manzarası karşılıyor. Evet, gayet güzel bir doğa manzarası. IPS panelin renk kalitesini ortaya koyuyor. 2560x1440 piksellik çözünürlük Full HD'nin ötesinde Wide Quad HD, yani hem geniş hem de Quad HD bir çözünürlüğe sahip. Gerçekten Recep, söylediğin gibi renkler harika. Masaüstü wallpaper seçimi, duvar kağıdı seçimi de çok güzel. Evet, şu an parlaklığında en yüksek düzeyde olduğunu belirtelim. Şimdi burada monitörün güzelliği haricinde tabii ki bunun altında yatan, monitörün arkasında yatan önemli teknik özellikler var. Kesinlikle. Örneğin işlemciden başlayarak bir bahsetmeye başlayalım cihazın içerisindeki bileşenlerden. Şimdi buraya sistem özelliklerini, görev yöneticisini bir açalım karşımıza. Evet Ali, içerisinde Core 7-4770S işlemci var. Bu işlemci 3.1 GHz'ında çalışmakta, Turbo Boost ile 3.9 GHz'e çıkabiliyor. Zaten şu an aşağıda 3.7-3.9 arasında böyle bir değişiklik var. Buradan görebilirsiniz. Bu da kullanım yüzdesini gösteriyor. Şu an sistem boşta olduğu için doğal olarak çok yüksek bir kullanım yok. Evet, 4 çekirdekli bir işlemci, 4 tane de Hyper Threading, toplamda 8 thread'i var. 65 Watt güç tüketiyor, 22 nanometre üretim teknolojisi üretilmiş bir işlemci. Recep, 65 Watt TDP değerine sahip bir işlemci masaüstü işlemcisidir değil mi? Evet Ali, masaüstü bir işlemcisi var cihazın içerisinde. Bu çok önemli sevgili izleyiciler, çünkü dizüstü bileşenleriyle masaüstü bileşenleri arasında performans farkı var.
Belleğe geçtiğimizde de cihazın içerisinde 8 GB DDR3 bellek olduğunu görüyoruz. Evet, 8 GB'dan burada kullanılabilir. 6.4 GB diyor, bu sizi yanıltmasın. Burada zaten özellikle 8 GB RAM'in olduğunu görebiliyorsunuz. Bu Windows 8.1 ile ilgili. Evet, DDR3 1600 MHz hızında çalışmakta belleklerimiz. ET2702'nin içerisinde 4 adet yuva var. Buradan da görebileceğimiz üzere 4 yuvadan ikisi kullanılmakta. Dilerseniz bellek miktarını 16 GB ya da 32 GB'a kadar çıkartabilirsiniz. Beleklerin Samsung çipler kullanımını da belirtelim. Evet, tabi bunda servis tarafından açılıp değiştirmesi gerekebilir. Çünkü all-in-one'larda açmak kapatmak son kullanıcı için o kadar kolay değil. ET2702'nin oyun performansına bakmak için GTA 5'i çalıştırdık. Recep, genellikle all-in-one'larda giriş seviyesi grafik yongaları, hatta dahili grafik yongaları tercih ediliyor. Ali, burada harici ve orta sınıf bir ekran kartı kullanılmakta. AMD'nin HD8890A ekran kartı mevcut. Şimdi bunun muadilleri nedir? Ya yeni nesil bir R7'ler var, R9'lar var AMD'de. R7'ler daha giriş orta seviyeye kadar olurken R9'lar orta ve üst seviye oluyor. Ali, yeni nesildeki ismi R9M275X, masa üstünde de GTX 750 performansına yaklaşıyor. Rakibiyle karşılaştırdığımız zaman diyorsun, onun ortada ve şu an bayağı popüler olan bir ekran kartına denk geliyor. Evet, tam denk gelmiyor ama yaklaşıyor performansına. O zaman bunun performansına biraz daha yakından bakalım. Ayarlarımızda bir ayar yapalım, GTA 5'teki performansına bakalım. Çünkü GTA 5'i bir all-in-one'da çalıştırmak biraz iddialı. Kesinlikle. Özellikle de 2560'ı 1440'da çalıştıracaksanız. GTA'nın bu kart için verdiği ayarlara bakalım. Varsayılan ayarlarda gayet güzel. Kendi çözünürlüğünde 2560'a 1440 başladı. Panelimizin 60 Hz olduğunu, oyunun da 60 Hz ayarlandığını belirtelim. Bilsin ki kapatalım istersen. FPS'imiz sabitlenmesin. Evet. Bunu bir onayladık. Population density, population variety ve distinct scaling özellikle yük bindiren özellikler, işlemciye de yük bindiriyor. İçerisinde güçlü bir işlemci olduğu için ekran kartının yanında gayet dengeli ve güzel bir performans vermesini bekliyoruz. Evet. Şimdi özellikle şu texture ayarlarını bir karşımıza alalım. Texture quality'nin normal olduğunu görüyoruz. Evet. En üst düzey ayarları beklemiyoruz. Zira bunlar masa üstünde bile oldukça yüksek maliyete sahip, uçta yüksek ekran kartlarıyla birlikte açılıyor. Kesinlikle. Bir de şöyle bir durum var. 2560x1440 çözünürlük ekran kartına, özellikle de ekran kartının belleğine yük bindiriyor. Burada ekran kartının 2 GB belleği olduğunu görebilirsiniz. Recep, genellikle satıcılar gittiğin zaman sana GT 720 ya da R7 240 ayarına giriş seviyesi ekran kartlarını muhteşem oyun oynatır, harika yüksek ayarlarda oynatır şeklinde söylüyor ama bu çözünürlüğe göre değişen bir süreç. Kesinlikle. HD çözünürlükte söylüyorsanız gerçekten pek çok oyunda yüksek performans alırsınız ama yüksek çözünürlük için bu tarz güçlü bir ekran kartına ihtiyacınız oluyor. Evet Ali, bu ayarlar bu şekilde. İstersen aşağıdaki ayarlara bakalım ve bir benchmark çalıştıralım. Ayarları görüyorsunuz sevgili izleyiciler, gayet normal ayarlar. Buradan Restore Defaults yapabiliyoruz. Anisotropic Filtering 4X'deymiş, Tessellation kapalı. Benchmarkımızı başlatalım. Evet, ortalama 30 FPS alıyoruz. Gayet güzel. Yoğun sahnelerde 30 FPS'nin altına düştüğü oluyor bu ayarlarda. Gayet evet. Doğal. Çünkü 2560'a 1440'da ve de ayarları kısmadık. Kesinlikle 1920x1080'den daha fazla yük biniyor ekran kartına. Bunu tekrar etmemizde fayda var. Bunlar oldukça efektli, yağmurlu, gece gündüz döngüsünün olduğu, uzaktaki ağaçların, elektrik direklerinin, böyle objelerin çok olduğu yer aslında bayağı bir çizim yükü bindiriyor. Kesinlikle. Bu arada şunu da belirtelim. Wide Quad HD çözünürlük Quad HD. Yani 720p çözünürlüğün 4 katı daha fazla piksel sunuyor. Yani 720p bir ekranda oynadığınızdan 4 katı daha fazla yük biniyor ekran kartına. Takribi olarak öyle diyebiliriz. Evet. Elbette bu yüksek çözünürlüğün getirisi de büyük. Karşımızdaki görüntünün netliği gerçekten harika. Evet, IPS panelinde birleşince harikulade bir GTA 5 manzarası elde ediyoruz. Vallahi Recep, Euro Truck Simulator içinde bu tür geniş ekranlar güzel. Daha önce all-in-one kullanarak Euro Truck Simulator Going East incelemesi yapmıştık. Evet. Onda da bu geniş ekranlı all-in-one'ın önüne bir direksiyon pedal takımı taktığın zaman gayet keyifli bir oyun bilgisayarı olarak kullanıyorsun. Evet. Tabii ki kendi başına bunlar oyun bilgisayarı olarak, yüksek uçlu oyun bilgisayarı olarak satın alınmıyor sevgili izleyiciler. Ama iş bitti, dinleniyorsunuz ya da çocuk GTA 5 de oynasın bahanesiyle arada kendiniz de oynuyorsunuz ya da bahane üretmiyorsunuz, ben oyunumu oynayacağım diyorsunuz, o zaman gayet güzel oluyor. Şimdi F-16 ile uçarken FPS daha da yükseliyor böyle geniş engin manzaraların üzerinde. Evet Ali, 40 FPS'e ulaşabiliyoruz.
Bu arada sesimiz sonda değil, cihazın içerisinde 4 adet 3 watt hoparlör olduğunu da belirtelim. Ses testi için özellikle film izlerken, film testi yaptığımız zaman sesi açacağız sevgili izleyiciler. Benchmark'ın takip sahnesine geldik. Evet. Polis de bir kovalamacı oluyor. Çatışma, kovalamaca. Mamut dediğimiz bu ağır araçla bayağı bir yolu iterek açıyoruz, geçiyoruz. Evet, hamur lisansı alınamamış herhalde. Yok, almıyor zaten GTA 5. Bu tür araçların isimleri komik oluyor. Gerçekteki ismini tahmin etmeye çalışıyorsunuz. O evet. Da ayrı bir eğlence. Ve Benchmark'ımız burada sona eriyor. Wide Code HD çözünürlükte biz 30 FPS'nin altına hiç düşmesini istemiyoruz. Evet. Bu yüzden ayarlarımızda değişiklik yaptık. Bazı ayarlarımızı kısarak daha orta seviyeye getirdik. Diğer ayarlarımızı da normal seviyelerine getirdik. Burada normalin dışında High, Very High gibi ayarlar var. Ancak bunları kapattık ve de Anisotropic Filtering Grid 4x'e tuttuk. Evet, çoğu ayarı en düşük seviyeye aldık. Aynen öyle. Şimdi bunların hepsi güzel bir şekilde ayarlandı. Bakalım oyun içerisinde FPS'imiz, performansımız nasıl olacak? Hello. 40 FPS'nin üzerindeyiz. 50 FPS'ye ulaşıyoruz Recep. 30 FPS'nin altına düşmeyelim derken FPS'yi neredeyse 60'a kadar getirdik. Evet. Bazı sahneden sahneye değişiyor ama genellikle 50 diyebiliriz. Oyun dünyasındaki bu tür şirin kediler, yaratıklar, çevredeki araçlar, binalar, her şey yerli yerinde. Çok zengin bir dünyası var GTA'nın. Kesinlikle. Zengin ve yaşayan bir dünyası var. Birazcık etrafta geziye çıkalım. Bu şekilde radyolar arasında geçiş yapabiliyoruz ama biz şimdi sessiz alalım. Evet. Kendi radyolarınızı da koyabiliyorsunuz bu arada GTA'ya, kendi şarkılarınızı da. Kendi müziklerinizi dinleyebiliyorsunuz. Araç kullanırken biraz daha uzaklara doğru manzarayı genişlettiğimizde de FPS'nin ne olacağını bakalım. Çünkü GTA'da bol bol arabayla geziyoruz. Evet Ali. Pek çok görevi yapmak için haritada yolculuk etmemiz gerekecek. Bu şekilde bir kenardan çıkalım. Yaşayan canlı bir dünya, çevrede insanlar. Aslında trafik kuralları da var ama bizim pek uyduğumuz söylenemez. Evet. Uzakta baktığın zaman gerçekten haritada orada olan ve gidebileceğin tepeleri, şehrin farklı kısımlarını görebiliyorsun. Bu oyunun gerçekten güzel yanlarından bir tanesi. Mesela şurada otoyola çıktığımız zaman daha uzak yollara doğru bağlanıyoruz. Evet, şu uçalım otoyolu istersen de. Minivan olmasına karşın gayet hızlı gittiğimizi söyleyebilirim. Bir de kütlemiz olduğu için oyunun fizik motoru bu tür şeyleri hesaplıyor sevgili izleyiciler. Bir kamyonun, bir minibüsün, bir arabanın ağırlığı, çarpma kuvveti birbirine eşit değil. Bunlar gerçekten güzel. Valla 47-45 FPS'de daha da geniş alanlarda, şimdi burada su kanalı var, su efektleri var. Çevre dünya biraz daha genişledi. Gayet güzel gidiyoruz. Tabii oyunun canlı ve heyecanlı olan kısmı demir yolları değil, daha ziyade bu tür şehrin yaşayan insanların olduğu kısımları. GTA 5'i gördüğünüz üzere gayet rahat ve 30 FPS'nin çok üzerinde 40-50 FPS'de oynayabiliyoruz. Recep, şimdi GTA 5'teki performans gayet güzeldi. Ancak buraya dönecek olursak şunu sormak istiyorum. GTA 5 60 GB yer kaplıyor. Evet. Gerçekten bu büyük bir oyun. Bunun gibi pek çok simülasyon oyunu da az yer kaplamıyor. 20 GB ona, 50 GB ona derken bir bakıyorsun terabaytlık diskin bile dolmuş. Evet. Buradaki depolama kapasitemiz nedir? Ali, 2 TB'lık bir disk var cihazın içerisinde. Bu disk 3.5 inçlik bir disk. Yani bir dizüstü diski değil, masaüstü diski var. Ve bu disk 7200 devirde çalışıyor. Yani 7200 RPM'de çalışmakta. Buradan görebilirsiniz sevgili izleyiciler. Burada bölümlendirebilirsiniz istediğiniz gibi işletim sisteminin bölümü ya da sabit disk bölümü. Ama bunun haricinde bizim taktığımız ek diskleri görüyorsunuz. Gayet güzel, geniş bir depolama alanı var. Evet, cihazın içerisinde bir SSD maalesef yok. Bunun farklı SSD'li versiyonlarını yurt dışı bir iki tane yabancı sitede gördüm Recep. Ama anladığım kadarıyla Türkiye'de satılan model 2 TB'lık model. Evet.
Evet, şimdi disk kapasitemiz güzel ama bu diske oyunları bir de indirmek var. Evet Ali. İndirmek için güçlü bir internet bağlantısı lazım. İnternete bağlantı seçeneklerimiz neler acaba? Kablosuz bağlantı seçeneği var mı mesela? Ali, kablosuz bağlantı seçeneğimiz tabii ki var. All-in-one olması dolayısıyla kablolardan kurtulmamız gerek. Bu bağlamda 802.11ac desteğiyle yüksek hızda kablosuza bağlanabiliyoruz. Bakalım ne kadar hızlı bağlanabiliyoruz. Bir test yapalım. Öncelikle bir sitemizi açalım. Tıklayalım. Bu sizin internet hızınıza bağlı olarak değişecektir sevgili izleyiciler. Bağlantı hızınız. Bir haberimizi açalım. Şöyle bir dolaşalım. İnternet hızımız gayet iyi Ali. Gayet tıkır tıkır geliyor ama bunun en güzel yolu bir speed test yapmak doğal evet. olarak. Geldi Ali. Speed test by Okla. Hepimizin aşina olduğu bir hız testi. Bakalım ne kadar hız elde edebileceğiz 100 megabit internetimizden. Ethernet kablosu bağlamak elbette bir sorun değil ama Ethernet'i bağladığınız zaman ortada kablo karmaşası artıyor. Bunu azaltmak, hayatımızı kolaylaştırmak amaç. Ben şu an Wi-Fi'de gerçekten 10 milisaniye ping süresi çok çok iyi. Kesinlikle çok iyi Ali. Kablolu bağlantılarda böyle bir şey elde ediyoruz. Bir de 100 megabitin zaten biz 95 megabitini genelde görüyoruz. Evet. Bugün iyi bir internetin daha iyi bir günündeyiz sanırım. 96.38'i gördük ve tam internet hızını AC kablosuz bağlantı sayesinde alabiliyoruz. Evet. Bunun için önemli olan sizin ofisinizde ya da evinizde AC kablosuz bağlantı yapısına da geçmiş olmanız. Bunun için uygun bir modem ya da router kullanmanız gerekiyor sevgili izleyiciler. Hatta bizim tavsiyemiz cep telefonlarınızdan, mobil ürünlerinize, masaüstü bilgisayarınızdan, dizüstü bilgisayarınıza hepsinde AC standartına bu hızı ve bu performansı görmek için geçiş yapmanız. Kesinlikle tabii internetinizde 100 megabit olması gerekiyor bu hız için. 100 megabit olmasa bile Recep yine bütün cihazlar tam performansla bağlanabiliyor. Mesela dual band olduğu zaman 2.4 GHz, 5 GHz bandından bağlanıyorsun. Şimdi biz burada 5 GHz bandından bağlandık. Evet, özellikle dosya kopyalar AC'nin performansı yüksek bir fark yaratıyor. Bunun haricinde şunu da söyleyelim. Ev medya sunucusu kullanıyorsunuz, ofis medya sunucusu kullanıyorsunuz, filmleri stream ediyorsunuz. Evet. Orada da bir avantajı var. Merak edenler için modemimizle cihazımız arasındaki bağlantının hızını da gösterelim. 866 megabit. Gayet güzel, gayet hızlı bir bağlantı kuruluyor. Dosya aktarımı için de ideal. Evet, hani kablolu da 1 gigabit olduğunu düşünürsek gerçekten kablolu bağlantının hızına yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Mobil aygıtları bağlamak isteyenler için cihazın Bluetooth desteği olduğunu da belirtelim. Evet, bu da önemli. Kablo karmaşasını daha da azaltabilirsiniz. Şimdi tabii ki özellikler bununla bitmiyor. Bu dokunmatik bir ekran. Evet, 10 parmak kapasitif dokunmatik desteği mevcut. Bunun 10 parmak olduğunu test etmenin çok kolay bir yolu var. Klasik Paint'i açıyoruz. Evet, eski dostumuz. Eski dostumuz Paint'i şöyle bir tam ekran yapıyoruz. Şuradan büyütelim. Ve ardından iki elimle aynı anda 10 tane çizgi çekiyorum. Evet Ali. 1-2-3-4-5, 10 parmağı aynı anda algılıyor. Bu demektir ki gerçekten bu şekilde 10 parmakla üzerinde çizim yapabilirsiniz, bir şeyler yapabilirsiniz. Tabii kimsenin ben 10 parmakla çizim yaptığını görmedim ama bunun kapasitif dokunmatiğin hassasiyetini zaten şu köşedeki çarpıya dokunduğumuz zaman da anlıyoruz. Evet Ali, ben dokunmayı deneyeyim. Dokunduğun yere doğru görüp dokunabilirsen, alışırsan dokunabilirsin. Ama bu normalde gerçekten zorlu bir sınav. Çünkü Windows'un zaten bu Metro arayüzünün gelmesinin sebeplerinden bir tanesi o köşedeki çarpılar yerine yukarıdan aşağıya sürükleyip bırakmanın gelmesi. Evet, ama yine de Windows dokunmatik için mükemmel konumda değil. Mesela Ali, ben şimdi saati değiştirmek istediğim zaman, saat ve tarih ayarlarını değiştireyim. Şunu şuradan alayım, şöyle şuraya getireyim. Tarih ve saati değiştireyim. Bak şimdi şuradaki düğmeyi görüyor musun? Evet, evet. Buradan saati değiştirmek için çok minik minik basışlar yapmam gerekiyor. Aynen öyle. Bunu iptal ederim. Şimdi sistem saatini değiştirirsek biliyorsun hatalar olabiliyor. Evet. Bu tür detaylar var. Ama normalde dokunmatiğin en güzel kullanım alanlarından bir tanesi evde çocuklarla karşılıklı bir şeyler yapmak. Evet. Bob Ross moduna giriyorsunuz Fresh Paint ile. Aynen. Fresh Paint'i açıyorsunuz. Zaten Windows'un sevdiğim yanlarından bir tanesi her zaman Paint ile gelmesi. Paint'in üzerine şimdi bir de Fresh Paint diye bu şekilde ince fırçanın üzerindeki boyayı dağıtıp saçabildiğiniz, dalgaları yapabildiğiniz, resim çizebildiğiniz bir uygulamanın gelmesi. Şu şekilde yakınlaştırabiliyorsunuz çoklu parmak ile ve tuvalin üzerindeki detayları görebiliyorsunuz. Boya çok ıslak derseniz, karışmasın derseniz fanı açıp kurutabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir doku var. Bu şekilde parmak boyamayla çocuğunuzla ya da kendiniz resim yapmayı seviyorsanız oturup bununla ilgilenip uğraşabilirsiniz. 27 inç bir panelin burada avantajı, güzelliği gerçekten ortaya çıkıyor. Renklerin canlı olması da yine güzel bir deneyim sağlıyor. İstediğiniz kadar bu şekilde resim yapma imkanına sahipsiniz. İşiniz bittiği zaman da şu şekilde tepeden aşağıya sürükleyip kapatıyorsunuz. Tabii Fresh Paint'i daha önce de gösterdik. Başka evet, bir şey yok mu? Var Ali. Burada bir Finger Taps Instruments diye bir uygulamamız var. Bu da güzel. Direkt gelip böyle hoşumuza giden uygulamalardan bir tanesi.
Düet yapalım istersen. Direkt tıklamak gerekiyormuş, sürüklemek değil. Yani tek başınıza oynayabilirsiniz, düet iki kişiyle oynayabilirsiniz ya da band birkaç grup ailenizle birlikte de oynayabilirsiniz. Songpack 2'ye bakalım Recep, daha parçaları açmamışız. Bunda pek bir parçamız yok maalesef. Bunlar Amerika'da çocuklara öğretilen basit şarkılar. Buradan piyanoyu seçelim. Sana da gitarı vereyim Recep, evet, ya da Ali. Bateri mi istersin? Fark etmez, bateri olsun, hadi bakalım. Bateri daha kolay. Buyur başlatalım. Play diyelim. Şimdi yukarıdan gelen notaları çalacağız. Bu tür uygulamalar etkileşimli eğitim uygulamaları için çok güzel sevgili izleyiciler. Dokunmatik insana programla ve karşısındaki araçlarla direkt etkileşime geçme imkanı veriyor. Tabii çalan parça şu an isterdik ki Brutal Legend gibi deli gibi aksın, böyle daha eğlenceli olsun ama çocukları düşünün. Genel olarak böyle daha basit parçaları çalmaları, öğrenmeleri gerekiyor. Müzik yapmak için de güzel çünkü hoparlörleri güçlü ve aslında bunun altında Asus'un ses teknolojileri var. İstersen gel biraz onlara bakalım. Hemen Ali. Yaratıcılık destekleyen uygulamalar için Music Maker, Jam, Movie Maker ve de bunun haricinde çeşitli ses ayarları mevcut. Buradan Asus'un Vibe Fun Center'ı, Manager'ı, Product Videosu gibi farklı özellikleri var. Start Menü Setup'ı var, Web Setup'ı var, Asus Music Maker var, Asus DVD'si var. Ama bunun haricinde Asus'un bir de sunduğu bize ses ayarları var. Evet. Bunları da Asus'un Audio Wizard yazılımıyla erişebiliyoruz. Bu arayüz zaten bütün tabletlerde, telefonlarda, bilgisayarlarda görmeye alışık olduğumuz Audio Wizard arayüzü. Evet, kullanımda gayet kolay. Tabii ki gelişmiş kontrol paneli seçenekleri de var. Fakat müzik modu, film modu, oyun modu gibi farklı modlar arasında geçebiliyorsunuz. Ses kayıt modu var, speech modu var. Speech modunun önemini özellikle vurguluyoruz. İngilizce öğrenirken karşıdaki insanların sesini net duymak ya da bunun webcam'iyle ve mikrofonuyla telekonferans yaparken, karşıya bir video gönderirken, onun gönderdiği videoyu izlerken bu tür ayarları yapmak gerçekten önemli olabiliyor. Evet, kontrol kısmında daha gelişmiş ayarları görebiliyorsunuz. Bass, treble, stereo ve volume ayarlarının dışında equalizer ayarları var. Sesin yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Burada knee type'dan dynamic range'e kadar çok çeşitli ayarlar var. Max leveler var. Bunun haricinde bu da basic ve advanced olarak ikiye ayrılıyor. Eğer bu ayarların ne olduğunu bilmiyorsanız basic modu alıp buradan kolayca speakerlarla ilgili sol, sağ kanal ayarlarını max ve treble yapıp bırakabilirsiniz. Benim merak ettiğim bir konu da Ali, bakalım bunlar dokunmatikle çalışıyorlar mı? Evet, gayet güzel düğmeler dokunmatikle çalışıyor. Bir şekilde açıp kısabiliyoruz Ali. Evet, dokunmatikle çalışması da güzel. Bunlar analog kontrolleri gerçekten elle kontrol ediyor gibi bir uzaktan görünüm oluşturuyor. Tabii bu ayarların haricinde Intel Small Business Advantage da geliyor bu bilgisayarla birlikte. Evet, cihazın içerisinde B85 Yonga seti var. Kurumsal bir Yonga seti. Bu bağlamda bu tür yazılımlarından da yararlanabiliyoruz. Bu güncel bir Yonga seti değil mi Recep? Evet, güncel Yonga setlerinden bir tanesi. Intel küçük işletme avantajı sevgili izleyiciler, özellikle COBİ'ler düşünülerek tasarlansa da aslında büyük iş yerlerinde de ihmal edilen çeşitli ayarları karşımıza getiriyor. Sistemimizin bakım onarımı ile ilgili ya da güvenliği ile ilgili burada çeşitli ayarlar var. Mesela güvenlikle ilgili ayar ne derseniz USB engelleyici var. Evet, belli başlı cihazların USB portlarına takıldığında tanımlanmamasını ya da devre dışı bırakılmasını sağlayabiliyoruz. Bunun haricinde veri yedekleme ve geri yükleme var. Çalışma ve dosyaların yedeklenmesi için Windows dosya geçmişi, sıklık ve son yedekleme gibi bize bilgiler sunuyor. Evet. Bunun haricinde enerji tasarrufu var. Enerji tasarrufçu sayesinde pazartesiden pazar gününe kadar bilgisayarın ve bilgisayarların uyanıklık ve uyku modlarını ayarlayabiliyoruz. Bu da özellikle bir bilgisayarda, birden fazla bilgisayarda olsa hepsinde bir programı önceden ayarlayabilmemizi ve enerji tasarrufu yapmamızı sağlıyor. Bunun haricinde bakım merkezi kısmından Windows'un otomatik bakımı, disk birleştirme, geçici internet dosyalarını silme ve tanımlama bilgilerini silme gibi işlemleri zamanlayabiliyoruz. Bunun haricinde son olarak bir yazılım gözetleyicisi olduğunu, bunun da Windows Defender ve Windows dosya geçmişi üzerine ayarları bize gösterdiğini belirtelim. Evet, Windows dosya geçmişi gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor. Özellikle CryptoLocker gibi dosyalarınızı şifreleyen virüsler bilgisayarınıza bulaştığı zaman Windows dosya geçmişi sayesinde dosyanın geçmişteki şifrelenmemiş sürümünü kurtarma imkanınız oluyor. ET2702 ile bir de Hearthstone oynayalım. Evet, Hearthstone dokunmatik destekli bir oyun. Şimdi Android'de var, iOS'ta var ama bunu Windows'ta 27 inç dokunmatik ekranda oynamak çok farklı bir tecrübe olacak. Ben de merak ediyorum. Evet Ali, bakalım nasıl bir tecrübe edineceğiz burada. Önce bir sunucuya bağlanması gerekiyor. Online bir oyun. Magic the Gathering'in açtığı yoldan geliyor. It is said that wars are only one. Boys, look who it is. Sesimizi biraz daha kısmamız gerekecek. Evet.
Gerçek rakiplere karşı mı oynayacağız Ali? Gerçek bir rakibe karşı oynayacağız Acep. Benim custom mage bir destemle oynayalım. Bakalım. Bu deste genelde oyunun başında birazcık bana acı çektiren ama oyunun sonunda genelde az bir can farkıyla kazanma ihtimalimi çok arttıran zorlu bir deste oldu. Evet, şu an rakibimiz aranıyor. Büyü ağırlıklı bir deste. Saldırı büyüleri çok fazla var. Yaratık az sayıda var. Tabii ki bunda birazcık destenin ne kadar iyi kurduğun, destenin o esnada nasıl iyi mi geldiği, bir de en önemlisi tabii ki strateji. Şimdi daha oyunun başında ilk biz başlıyoruz ve çıkan yaratıklar 3 mana, 4 mana, 5 mana istiyor. Evet. Oyunun ayrı bir incelenmesini zaten pek çok kişi oynuyor. O yüzden başka bir videoya bırakalım. Şimdi dokunmatikte bir oynayalım oyunumuzu. Rakibimiz kartlarını seçti. İlk turlarda çok fazla bir oyuncak kartımız yok. 1 manamız var. Efekt mi alıyoruz oradan Ali? Bu şekilde şeyler yapabiliyorsun. Normalde bunun da körüklenmesi gerekiyordu. Ben burada körükleyemedim. Şimdi karşı tarafa henüz daha yapabileceğimiz tek bir hareket var. Bir ateş topu atmak. Evet. 2 manayla bir hasar verdik. Hareketimizi şuradan da görebiliyoruz. Şimdi onun da 2 manaya zırh alma şansı var. Ya da bir yaratık oynayacak. Evet. Savaş baltası çıkardı bize karşı. O da bize 3 hasar veriyor. Bu biraz acıttı. Ama daha henüz baştayız. Hit point'imiz çok. Daha çok zamanımız var. Şimdi 3 manaya şu Hunter'ımızı bir oynayalım. Kendisi yanında bir yaratıkla daha geliyor. Ama ilk tur saldıramıyor bu yaratıklar. Evet Ali, düşmanımızı yok ettik. Evet, yine ucu ucuna bir maç oldu. Destenin bu şekilde çalışacağını zaten söylemiştim Recep. 27 inç dokunmatik ekranda Hearthstone oynamak gerçekten keyifli oluyor. All in One'la oyunda, eğlencede iş kadar gayet güzel mümkün.
Şimdi 27 inç ekran olunca doğal olarak kabloları kaldırdık ortadan. Evet. Daha temiz bir ortam oluşturduk. Bir de bunda film izleyeceğiz, video izleyeceğiz, medya tüketeceğiz. Evet, 4K filmimiz Tears of Steel'e bakalım. Bu bir açık kaynak projesi sevgili izleyiciler. Bu tür testler için kullanıyoruz. Sesimiz şu an çok kısık. Sesimizi ufak ufak açacağız. Ses seviyesi bir süre sonra gerçekten yükselecek. Buna hazırlıklı olun. Evet. Çünkü 4 tane 3 wattlık hoparlör var. Bu gerçekten yüksek bir ses veriyor. Look, Celia, we have to follow our passions. You have your robotics and I just want to be awesome in space. Why don't you just admit that you're freaked out by my robot hand? I'm not freaked out by it. All right, fine. I'm freaked out. I'm having nightmares that I'm being chased by these giant robotic claws. Whatever, Tom. We're done. Robot's memory synced and locked. This is pretty freaky. Shouldn't you be down there? I heard you guys talking last night. It's not my fault, you know? Ready? Of course you're ready. You're a rock star. How's it looking, Barley? We should have about 10 minutes. Well, that's perfect. We're on in one. All systems go. Yeah, you go. Go. Nothing to worry about. Tom! Tom, there she is. Now, you love her. She's your passion. Be tender to her. Be honest. Be tender. Remind her what love is.
şimdi bunu farklı şekillerde de kullanmamız mümkün. Evet, aynı zamanda bu 27 inç bir IPS panel olduğundan dolayı burada ayar menüsüne erişebiliyoruz. Ayar menüsünde neler var karşımızda? Bakalım Ali, color kısmına geldiğimiz zaman brightness yani parlaklık ayarını görebiliyoruz. Parlaklık ayarı şu an %100'de zaten yüksek değerde, bunu değiştirmek mümkün. Tabii ki şöyle bir geri tıkalım. Şöyle bir basalım. Kontrastımız var. Karşıtlık. Evet ve color temperature var. Yani renk sıcaklığı. Renk sıcaklığını ayarlayabiliyoruz buradan Ali. Cool, normal ve warm olmak üzere 3 farklı ayarda. Zaten ekranda bariz şekilde görüyorsunuz. Evet. Mavi ve kırmızı tonlar değişiyor. Normal, warm, sıcak renkler ve kullanıcı modu. Kullanıcı moduna girdiğiniz zaman da burada ek olarak RGB'yi teker teker ayarlamak mümkün. Red, green, blue olarak bu üçünü de ayarlayabiliyoruz. Bir de image kısmımız var Recep. Evet Ali, inelim image kısmına da bakalım. Buradan keskinliği ayarlamak mümkün, keskinliği artırmak mümkün. Tabii çok artırmanın pek iyi olacağını ben size tavsiye etmiyorum, düşünmüyorum. Bu şekilde artırabiliyorsunuz. Ekrandaki görüntüye göre, kullanım alanınıza göre değişebiliyor. Tabii ki bir de bu sharpness'ın altında aspect control var. Şu an gri, kapalı, PC modunda kullanıyoruz. Evet. Monitör moduna açılan özelliklerden. Altında da input select var. Input select kısmında PC'nin haricinde bir de HDMI bit, device share var. Burada HDMI üzerinden bağladığımız aygıtla cihazın kendi içerisindeki bazı bileşenleri paylaşabiliyoruz. Buna zaten birazdan daha yakından bakacağız. Bunu da devreye sokabilirsiniz. Fakat şu an HDMI aygıtı bağlamadığımızdan dolayı devreye sokmayacağız. Bir geri çıktığımızda alt kısmında da system setup menüsü var. OST setup kısmına girebiliriz buradan. OST'nin konumunu değiştirmek mümkün. Timeout yani kapanma süresini değiştirmek mümkün. Evet, geri çıkalım. Bilgi alabiliyoruz cihazın panelin çalışma frekansı vesaire hakkında. 2560x2040 çözünürlükte 60 Hz olduğunu zaten görüyoruz. Tekrar geri çıkalım. Dili ayarlayabiliyoruz. Bakalım hangi dil seçeneklerimiz var burada. Türkçe mevcut mu? Türkçe mevcut değil Ali. İngilizce görmüş olduğumuz üzere. Tekrar bir geri çıkalım. Resetleyebiliyoruz ayarlarımızı. Cihaz paylaşımını açabiliyoruz ve ses ayarını da değiştirmek mümkün. Aslında menüsünde oldukça az ayar olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak panelle ekranla ilgili pek fazla bir renk sıcaklığı ve de parlaklık, kontrast dışında yapacak kadar mevcut değil. Evet Ali. ET2702'yi monitör olarak kullanmak için HDMI kablonuzu bağladığınızda menü tuşu otomatik olarak çıkmakta. Menü daha doğrusu. Ve HDMI with device share seçeneği gelmekte. Bunu devreye sokmak için menü tuşuna basmanız yeterli. Menü tuşuna bastın ve ben şu an dizüstü bilgisayarımdan kullanıyorum. Gayet rahat bir şekilde. Karşımızda Windows'un arayüzü var. Buradan istediğimizi yapabilir, dizüstü bilgisayarımızı 27 inç ekranda kullanabiliriz. Evet, istersen de şimdi USB kablosunu takalım, ET2702'nin içerisindeki diğer donanımları da kullanabilelim bu sayede dizüstü bilgisayarımızda. Soldaki USB 3.0 portlarından en alta taktığımızda görmüş olduğunuz üzere webcam ve klavyeyi ya da dokunmatik özelliğini artık cihazımıza, laptopumuza aktarabiliyoruz. Gayet rahat bir şekilde şu an laptopu Dokunmatik All-in-One'dan kullanıyoruz. Bu docking station haline getiriyor. Tabii bunu kullanmak için Recep'in belirttiği gibi en alttaki USB portundan beraberinde gelen USB kabloyla ve de HDMI kabloyla dizüstü bilgisayarı All-in-One bilgisayarınıza bağlamanız gerekiyor. Bağladıktan sonra dizüstünüzü bir kenara kaldırabilir, dizüstünde yapmanız şart olan işleri de bir masaüstünün rahatlığıyla All-in-One'ın rahatlığıyla yürütebilirsiniz. Bu da iş ve günlük hayatı daha basit hale getirmenizi sağlıyor. Dizüstü bilgisayarınızdaki çalışmaları da dizüstü bilgisayarın başında, küçük ekranın başında değil, buradaki All-in-One'ın klavye ve faresiyle ve de geniş ekranıyla rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Merak ettiğimiz bir konuda cihazın USB 2.0 portlarına takacağımız cihazlar laptopumuzda gözükecek mi? Evet, şimdi arka taraftaki 2.0 portlarından bir tanesinde zaten kablosuz dongle'ımız takılı. Diğerine de ben USB bir bellek takıyorum. Evet Ali, belleğimiz geldi. Gayet güzel. Yani dizüstü bilgisayara buradan USB'ye taktığımız belleği şu an dosyalara aktarmakta kullanabiliyoruz. Evet, ET2702'nin USB portlarını bir nevi hub gibi kullanabiliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, sizlerle birlikte OS'un ET2702 All-in-One bilgisayarına yakınlanmaktık. Evet Ali. Recep, şimdi karşısına geçip kullanması son derece keyifli bir bilgisayar. Kesinlikle. Bunu söyleyebilirim. Şimdi artı ve eksilerini değerlendirecek olursak ürünle ilgili dikkatimizi çeken noktalar neler? Ali, öncelikle artlardan başlayalım. En büyük artısı şık ve zarif tasarım oldu. Gerçekten çok güzel bir tasarım var. Masanın üzerinde şık bir görünüm veriyor. Bu da günlük hayatta bizim bilgisayarı kullanırken ekstra keyif almamızı sağlıyor. Evet, devam ettiğimiz zaman IPS panel ve Wide Quad HD çözünürlükte beğendiğimiz özellikler arasında yer aldı. Hem multimedya kullanımda hem de onun dışında iş kullanımında olsun, oyun kullanımında olsun bu geniş ekran ve geniş çözünürlük gayet güzel bir manzara çıkardı. Evet, özellikle film izlerken 178 derecelik görüş açısı epey işinize yarayacaktır. Bunun haricinde içerisindeki donanım da beklentilerimizin biraz üzerine çıktı. Kesinlikle öyle. Normal şartlarda All-in-One'larda çok güçlü donanımlar görmüyoruz ama bunun içerisinde bir masaüstü işlemcisi vardı ve orta sınıf bir ekran kartı da güçlü bir donanım olarak karşımıza çıktı. Onunla birlikte yaptığımız GTA 5 testinde baktık bir performansına. Onu aslında genel oyun
performansının bir testi olarak düşünebilirsiniz. Çünkü çok uzun zaman boyunca benim bilgisayarım acaba kaldıracak mı diye soruldu. Eskiden All-in-One'larda pek oyun kaldırma, oyunu güzel hızlı bir şekilde çalıştırma özelliği yoktu. Doğru. Bunun sebebi genelde dizüstü bileşenleri ince olsun diye kullanılıyordu. Böyle masaüstü işlemcisine sığdırmak o kadar kolay değildi. Ama günümüzde hem işlemciyi hem ekran kartını gayet güzel bir şekilde sığdırabildikleri gibi biraz daha üst seviye ekran kartları koyarak orta seviyede bize oyun oynama imkanı da sağlıyorlar. Kesinlikle. Wide Quad HD bile oyun oynayabiliyorsunuz. Geniş bağlantı seçenekleri USB 3.0 Thunderbolt yine artlarımız arasında yer alıyor Ali. Şimdi USB 3.0 artık zaten günümüzün olmazsa olmaz bağlantı standartı. Evet. Arasında. Ama Thunderbolt'ta özellikle büyük miktarda veriyle çalışıyorsanız ve Thunderbolt diskleriniz varsa işinize yarayacak teknolojilerden bir tanesi, çok büyük miktarda veriyi harici diskle depolayabilir, hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz. Evet, burada tabii ki bu portları docking station'da kullanabilmemize yine bir artı olarak değerlendirdiğimiz özellik. Şimdi HDMI portlarına baktığımız zaman zaten HDMI portundan dizüstü bilgisayarı bağlayıp docking olarak kullanmak gerçekten iş yerinde mesela ultrabook mu kullanıyorsun? Hafif bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsun diyelim. Akşam geldiğin zaman dizüstü bilgisayarı bağlayıp kullanabiliyorsun. Tabii orada dizüstü bilgisayarın çözünürlüğü Full HD ise Wide Quad HD'de biraz daha o çözünürlük farkını gözün algılıyor. Bizim de videonun o kısmına, laptopu docking station olarak kullandığımız kısmında siz de yakından görebilirsiniz. Evet, ürünün HDMI girişi sayesinde monitör olarak kullanılabilmesi de bir artı olarak değerlendirdiğimiz özellikler arasında. Harici bir oyun konsolu varsa, bir uydu alıcısı varsa oradan görüntü çıkışını bağlayıp televizyon ya da oyun konsolu olarak da kullanabiliyoruz. Evet, eksilere geçelim Ali istersen. Evet Ece, fark ettiğimiz eksiler nelerdir? SSD yok Ali. Evet, SSD günümüzde hızlı başlangıç, onun dışında hızlı bir şekilde dosya transferi için aradığımız özelliklerden. Thunderbolt bağlantısıyla birlikte USB 3.0 ile birlikte içerisinde bir de SSD olsaydı işletim sisteminin kurulu olduğu gerçekten çok daha güzel olurdu. Evet. Öte yandan mekanik diskin kapasitesi iyi ama dediğimiz gibi bunun opsiyon olarak sunulmasını biz istiyoruz. Kesinlikle, yoksa 7200 RPM'lik diskle en ufak bir sorun bile yaşamadık. Devam ettiğimiz zaman menü tuşları aşırı hassas olmuş. Özellikle monitörün ayarlarını yaptığımız menü tuşları biraz fazla hassas. Orada intuitive dediğimiz olay yok Recep. Çünkü şöyle parmağa basmaya çalışıyorsun. Sonra anlıyorsun ki aslında alttan kontrol. Evet. Parmağı da getirdiğiniz zaman, burada tuttuğun zaman tırırt diye hemen volume aşağıya iniyor. Ses aşağıya iniyor. Brightness açılıyor. Çok hızlı bir şekilde çalışıyor tuşlar. Ona alışmanız, elinizin alışması zaman alabiliyor. Öte yandan neyse ki erişimi zor bir noktada değil. Mesela USB portlarının arka tarafta erişirken biraz daha uzanıp bakman gerekiyor. Ama menü on screen display tuşlarının altta olduğuna alıştıktan sonra kullanabiliyorsun. Evet. Bir başka eksileri, docking modunda USB 3.0 portları çalışıyor. Yan taraftaki docking portunu göstermiştik size, en alttaki porta takmanız gerekiyor diye. Onu taktığımız zaman diğer portlar yandan iptal oluyor. Arka taraftaki USB 2.0 portlarını kullanmak gerekiyor. Evet, tabi bu dediğimiz sadece cihaza bir dizüstü bilgisayar bağlayıp dizüstü bilgisayarın webcam'ini kullanmak istediğinizde oluşan senaryo. Genel olarak baktığımız zaman hem evde hem ofiste kullanılabilecek bir bilgisayar var karşımızda. Kesinlikle. Kablo karmaşasını ortadan kaldırıyor. Bunun dışında şık bir görünüm sunuyor. Ve de en son teknoloji olan AC ile hızlı bir şekilde bağlanabiliyor. Benim önemsediğim noktalardan bir tanesi artık AC standardı. Zaten birlikte modem router incelemelerimizde de size bunun detaylarından bahsediyoruz. Bağlanabilirlik, esneklik, geniş kullanım alanı ve de all-in-one standartlarına göre daha yüksek performans en önemli özellikler arasında yer alıyor. Tabii bu performansın bir de fiyat etiketi var. Şimdi 27 inç Wide Quad HD ekranla bu şıklıkla ürünün fiyatı nedir soruyorum hocam. Ali, güncel dolar kuruyla hesapladığımızda 6000 TL'ye denk geliyor. Peki dolar olarak ne kadar? 1888 dolar artık adere diyebiliriz. Dolar olarak fiyata bakmak da önemli çünkü izleyiciler birkaç ay sonra izlediği zaman Türk lirası dolar kuru aynı olmayabilir, fiyatlar değişmiş olabilir. Malum kampanyalar değişiyor, kutu içeriği değişiyor. Şimdi bunun kutu içeriğine baktığımız zaman bize incelemeye gelen modelde klavye ve fare var. Kablosuz klavye fare kiti var. Evet Ali. Ama bunun haricinde mesela alternatif olarak sunulan, ek olarak sunulabilecek olan bir VESA kiti var. Evet. Şu an All-in-One'ın kendi içerisindeki 4 tane hoparlör sayesinde gerçekten güçlü bir ses olduğunu zaten söylüyorduk. Evet, kendi içerisindeki hoparlörler gerçekten güçlü. Film izlerken harici bir hoparlöre gerek duymuyorsunuz. Normal bir monitörde 2 tane 2 wattlık hoparlör olurken All-in-One'da 4 tane 3 wattlık olduğu için, bunlar da gerçek RMS değerleri olduğu için orada güçlü bir sesten şüpheniz olmasın. Ama dediğimiz gibi 6000 TL fiyat etiketiyle gerçekten şık bir All-in-One. Bunun içeriğinde kutu içeriğinde ekstra olarak bu dediğimiz ek aksesuarların da olması bizi memnun ederdi. Ama bu haliyle All-in-One bilgisayar olarak masadaki, çalışma ortamındaki, evdeki kablo kalabalığını ve cihaz kalabalığını kaldırıp şık bir sunum yapmak ve zevkli bir kullanım için gerçekten ideal bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Asus ET2702'yi sizlere rahatlıkla tavsiye edebiliriz. Sizler birlikte ET2702'nin IGTH modelini inceledik. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.